Merhaba. Uzun zamandır pratik vişne likörü tarifi istiyordunuz ve şimdi bunu siz... Bugüne kısmet oldu ve çok güzel bir tarif geliştirdim. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. 2 ya da 3 yıl öncesinde bir vişne likörü tarifimiz olmuştu. Taze vişne kullanarak yapmıştım. Güzel bir tarif. Taze vişneniz varsa ve etil alkolü bulabiliyorsanız o tarifi yapabilirsiniz. Vişne likörü yaparken Vodka da kullanabilirsiniz. Konyak da kullanabilirsiniz. Ya da benim şu an yapacağım gibi hem vodka hem de viski karışımıyla özel bir likör de yapmanız mümkün. Vişne likörü çeşitleri arasında kokteyl şuruplarıyla yapmayı pek fazla önermiyorum. Çünkü kokteyl şuruplarıyla aşırı yapay oluyor. Asıl güzel lezzeti veren şey vişnenin özü ya da vişnenin ta kendisi olması lazım. Durumunuza göre ya da damak zevkinize göre biraz daha uğraşmak istiyorsanız donmuş vişne de kullanabilirsiniz. Veya kuru vişneleri bir akşam öncesinden ıslatıp daha sonrasında iyice şişen vişnelerle de çok rahatlıkla likör yapmanız mümkün. Tabi biz biraz daha pratik olması açısından ve biraz daha güzel bir lezzet elde edebilmek için kendi üretimimiz olan vişne özümüzü kullanacağız. Kaskat Profesyonel Gıdanın Birçok doğal meyve özleri var. Bu doğal meyve özlerimizin içerisinde %100 meyvenin kendisi bir miktar şeker ve sudan oluşmakta. Yoğunluğu pekmezden biraz daha koyu. İçerisinde renklendirici, katkı malzemeleri ya da yapay aromalar bulunmuyor. Bu yüzden raf ömürleri yaklaşık 6 ay ile sınırlı. Tabi siz likör yaptığınız zaman içerisine alkol gireceği için alkolün içerisinde de maya ve bakteriler üreyemeyeceğinden dolayı raf ömrü çok daha uzun olacak. Ama natural haliyle vişne özümüzü aldığınız zaman kısa süre içerisinde kullanmanız gerekiyor veya Farklı aralıklarla da kullanmak istiyorsanız buzdolabında muhafaza etmeniz gerekiyor. Normal odasında bıraktığınızda kendisi maya üretiyor ve mayalanmaya başlıyor. Bu nedenle de ağırlık olaraktan tavsiyemiz hızlı tüketim veya buzdolabında saklama yönünde oluyor. Bilmeyenler için açıklama getireyim. Vişne özü vişnenin kendisinden üretiliyor. Ama vişne konsantresi denilen şey glikoz şurubu, şeker şurubu, renklendirici, doğal özdeş vişne aroması, bir miktar vişne özü karıştırılarak yapılan konsantreler. Bunları sulandırıp meyve suyu diye tüketebiliyorsunuz. Ama bu konsantrelerle maalesef maalesef yapacağımız tarife uygulamanız mümkün değil. %93 vişne özü bulunduran gerçek vişneden üretilmiş ürünler kullanmanız gerekiyor. Bu ürünleri tedarik etmek isteyen arkadaşlar haskaturkiye.com sayfamızda doğal meyve özleri bölümünde bütün çeşitlerimizi bulabilirler ve güvenle alışverişlerini yapabilirler. Şimdi geçelim tarifimize. Likörümüz vodka ve viski kullanarak yapacağız. %28 son alkole sahip bir vişne likörümüz olacak. Genelde likör gruplarında %28, %32,5 arası ideal olaraktan kabul ediliyor ve iyi bir likör elde etmek için minimum alkol seviyenizin %28 olması gerekiyor. Tarifimizi yaparken ilk olarak elimizde ölçülü bir sürahiye ihtiyacınız var. Diş dövüzünüzü bir miktar çalkalayacaksınız. Daha sonrasında 300 mililitre ölçülü kabımın içerisine gönderiyorum. üzerine 100 ml viski koyacağım. Ama isterseniz tamamını 1 litreye gelene kadar konyakla da tamamlayabilirsiniz. Çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Benim elimde konyak olmadığı için ve bu viskili tarifte alt notalarda hafif bir viski tadı almak istediğim için çok hoşuma gitti ve bunu bu şekilde paylaşıyorum. İsteyen istediği gibi yapabilir. 100 ml İskimi ilave ettim ve 600 mililitre de botkamı ilave edeceğim ve toplamda 1 litre elimde ürünüm hazır. Bir kaşık yardımıyla vişne özünün iyice erimesini sağlayacağım. Ve vişne ve alkol karışımı 1 litrelik bir şişenin içine alıyorum. Bu gıda uyumlu plastik şişe. E, Smoth şişesi diye geçiyor. Elinizde varsa bunu da kullanabilirsiniz. Ya da cam şişede kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. İlk etapta bir haftalık bir dinlenme süreci olacak. İçerisine kabuk tarçın ve karanfil de ekleyeceğim. Bu nedenle ilk aşamada cam şişede olmasının hiçbir değeri yok. Çünkü sonrasında tekrardan süzeceğiz. Süzükten sonra bir cam şişeye koyacağız. Tabii siz her şeyi cam şişe içerisinde de yapabilirsiniz. Kuru karanfil bütün marketlerde bulabileceğiniz bir şey. Toplam 8 adet. ve kabuk tarçın. Kabuk tarçın da şöyle büyük bir tane içerisine atmamız yeterli. Üzerine karışımı ilave ediyorum. Rengi yani nasıl görebiliyor musunuz bilmiyorum çok güzel bir vişne. Ve Kokusu da çok çok güzel. Bir miktar dibinde kalan vişne özünün de şöyle erimesini sağlayacağım. Kapağını kapatıp şöyle bir miktar tarçının ve karanfillerin ıslanmasını sağlıyorum. Daha sonrasında bunu güneş görmeyen bir dolabın içerisine koyacağım. Normal yani Arkamdaki dolap gibi dolap olabilir ya da işte bir vitrininiz olabilir. Bunun güneş görmeyen bir yerde olması gerekiyor. Bir hafta boyunca güneş görmeyen bir yerde bırakıyoruz. Ve daha sonrasında süzüp güzel bir şekilde şişeleyeceğiz ve tadım kısmına geçeceğiz. Evet, bir hafta bekledik ve bir haftanın sonunda artık likörümüz içmeye hazır. İçerisindeki karanfiller ve tarçın iyicene şişti. Lezzetini güzel bir şekilde likörümüze geçirdi. Şimdi yapmamız gereken bir cam şişenin içerisine likörümüzü süzerekten koymak. Böyle süzgeçli bir kahve filtresi kullanıyorum ben. Sizin elinizde varsa normal süzgeç olabilir, tülbent olabilir. İstediğiniz bir şeyle süzebilirsiniz. Böylelikle içine taneleri kaçmayacaktır. Şunu söyleyebilirim. Yani gönül rahatlığıyla bunu söylüyorum. Şimdi uzun yıllardır likör yapıyorum. Ve taze vişneyle de çok likör yaptım. Vişne özüyle son bir yıldır deniyorum açıkçası. Bunu da size yeni paylaşabildim. Şu anda kokusu her zaman yaptığım taze vişneler gibi olduğunu söyleyebilirim. Yani kokusunda hiçbir değişiklik yok. Birebir aynı kokuyu alabiliyorum. Evet, tanecikleri de süzdük. Likörümüz tadıma hazır halde. Vişne özüyle yapmanın en büyük avantajlarından bir tanesi sıfır tortu olması. Şimdi taze vişneyle yaptığımız zaman yani dibinde mutlaka bir tortu oluşuyor. Yani beklettiğiniz süre zarfında e, daha da berraklaşıyor ve dibine epey bir tortu yapıyor. Ama e, bunun berraklaşması için ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Direkt içime hazır beklemeden tüketebileceğimiz çok güzel bir likör elde ediyoruz. Renk görebildiğiniz gibi çok koyu bir kırmızı ve tarçınla karanfilin hafif kokusunu hissediyoruz. Lezzet muazzam. Bu tarifte normal yaptığımız likörlere göre biraz daha alkol lezzeti üst tonlara doğru vuruyor. Bunun nedeni içerisine koymuş olduğumuz viskiden kaynaklı. Sek tüketim için yaptığım bir likör. Genelde kahvenin yanında yani tüketmeyi ben çok seviyorum. Ya da misafirlerime geldikleri zaman bir arkada ikram ediyorum ve lezzeti gerçekten çok iyi. Hafif viskinin de lezzeti damağımda kalıyor ve tarçınla karanfil muazzam bir lezzet katmış. Bunu söyleyebilirim. Sizler de bunu denediğiniz zaman benim kadar memnun kalacağınıza eminim. Tarifi aynı şekilde uygulayıp bir hafta bekledikten sonra ister soğutup ister oda ısısında tüketmeniz mümkün. Benim önerim likörlere mümkün olduğunca oda ısısında yani 21-22 derecelerde tüketmeniz böylelikle çok daha güzel lezzetler alabiliyorsunuz. Soğuttuğunuz zaman biraz daha aromatik lezzetler baskılanmış oluyor. Ve baskılandığı için de alkolün tadı biraz daha üste çıkıyor. Vişneli bir alkol lezzeti alıyorsunuz ve alt tonlardan gelen o katmış olduğumuz baharatların lezzetlerini çok daha az alıyorsunuz. Bu yüzden odasını da tükettiğiniz zaman çok daha keyif alacağınıza eminim. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve Bol bol yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.